Gayet iyi gidiyor. Zaten benim genç oyuncuya bakışım, antrenörlük hayatımda çok büyük yeri var. Ben oyunculara inanıyorum. Türk oyuncularının gelişimini sağlıklı bir biçimde tamamladıkları zaman kulüplerde çok şeyler yapacağına inanıyorum. Potansiyelimize inanıyorum. Kendime inanıyorum. Takıma inanıyorum. Bunun için hazırlıklarımız gayet iyi bir şekilde devam ediyor. Hocam, grupla ilgili ne söylersiniz? Grupla ilgili söyleyecek bir şey yok. Kalan 4 maçımız var. 4 maçımızın da hepsini kazanmak istiyoruz. Yani zaten futbol aksi düşünülecek bir oyun değil. Oyuncularımız da bunun bilincindeler. Andorra ile başlayacağız. İngiltere'ye gideceğiz. Kosova ve Avusturya milli maçlarında Kasım ayı içerisinde oynayıp 98-99 grubunun son 4 maçı noktalayacağız. Hocam, Ümit milli takıma baktığımız zaman tabii yarışmacı bir takım ama A milli takımım, yani oyuncularımdan sonraki durağı A milli takım olacak. Çok da tanıdığımız Süper Lig'de oynayan kaliteli futbolcular var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben de sizle katılıyorum. Bir geçiş yeri olarak bakmak lazım Ümit milli takımı. 21 yaş çok önemli. 21 yaş ve 6, 19, 20, 21 yaş. Çok önemli yaş grupları. Bu da bir geçiş takımı. Fakat geçiş tabii ki önemli ama hayat gibi futbolda bir sonuç oyunu. Sonuç da almak istiyoruz. Yani Ümit milli takıma ne zaman Avrupa şampiyonlarına düzenli bir şekilde katıldığı zaman A milli takıma çok daha iyi hizmet verecek bir konuma gelecek. Hocam, siz tek tek oyuncuları değerlendirdiğinizde ilerleyen zamanda A milli takımda oynayabilecek? Ben onları değerlendirmek, ben oyuncularımla ilgili olumlu ya da olumsuz bir şey söylemem. Hepsinin potansiyeli var. Hepsi çok yetenekli oyuncular. Ben kendi insanımıza güveniyorum. Hani siz bunun adını ne koyarsanız koyun, kendimize güveniyorum. Kendi insanımıza güveniyorum. Kendi teknik direktörlerimize güveniyorum. Onun için yani bu konuda söyleyeceğim fazla bir şey yok. Hocam, kendi insanımıza güveniyorum dediniz. Bununla alakalı yabancı oyuncu kuralı önce değiştirilmişti, sonra bir yıl ertelendi. Evet. Sizin yorumunuz nasıl olur? Ya ben daha önce de bu konularda ilgili düşüncelerimi çok net bir biçimde söyledik. Bunun bir bilançosunu yapmak lazım. Artılarına, eksilerine iyi bakmak lazım. Ben kendi çocuklarımızın çok daha fazla süre almasını istiyorum. Bunu akılcı ve mantıkçı yollarla bakmak lazım. Reel bakmak lazım. Dünyadaki en önemli şey veri. Onun için bu yabancı futbolcu sayısının fazlalığı verilere baktığın zaman bize ne veriyor, ne götürüyor, ona göre hareket etmek lazım. Ama bundan önemlisi genç oyuncuların gelişimini sağlayacak akademi modeline geçmek lazım ki bu oyuncular buralarda gelişsinler. Akademinin, güçlü bir akademinin olduğu yerde her şey yetişir. Oyuncu yetişir, antrenör yetişir, hakem yetişir, yönetici yetişir. Bu modele geçmeliyiz. Ondan sonra da bu kuralla ilgili de zaten birçok tartışmada gün yüzünden kalkmış olacak. Yani konu bile olmayacak. Yani kendi insanımıza yatırım yapmayı bileceğiz. Emek sarf edeceğiz, çaba sarf edeceğiz. Bu emek ve çabanın sonucunda da bir süreç sonunda da belli bir yere geleceğiz. Hocam, siz Türk futbolu için önemli bir futbolcudunuz ve önemli bir teknik adamsınız. Adınız da sık sık kulüp takımlarıyla anılıyor. Yani çok doğal bunlar. Yani benim adımın başka takımlarla anılması veya birçok arkadaşımızın da burayla anılması kadar doğal bir şey yok. Yani bunlar olacak şeyler. Fakat bizim ne yaptığımız önemli, ne karar aldığımız önemli. Ona bakmak lazım. Bu yaz döneminde bir teklif geldi mi? Geldi. Birkaç tane geldi. Yani bunlar doğal karşılamak lazım. Yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.